Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Lokman suresinden iki ayetin açıklaması 27 ve 28. ayetler. Bu ayetlerden birincisinde Allah'ın kelimelerinden bahis var. İkincisi ise Allah'ın insanları yaratması, yeniden diriltmesinin son derece kolay olduğu ifade edilmekte. Şöyle ki, وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ Eğer arzda ne kadar ağaç varsa, bunlar kalem olsa, وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْهُرٍ Ve ardından da denizler 7 kat daha ziyadesiyle mürekkep olsa, مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ Allah'ın kelimeleri yine de tükenmez. اِنَّ اللّٰهَ Şüphesiz Allah azizün hakim, azizdir, hakimdir. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz اِلَّا كَنَفْسٍ وَاهِدَ Ancak tek bir nefsin yaratılması ve diriltilmesi gibi kolaydır. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Şüphesiz Allah semi ve basirdir. Yani işiten ve görendir. Bu ayetlerden birincisinde Allah-u Teala'nın sonsuz kudreti, sonsuz ilmi nazara veriliyor. Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsa, hatta bu denizler 7 kat daha ziyadesiyle olsa ve bunlar devamlı Allah'ın kelimelerini yazsa, yine de Allah'ın kelimelerini yazmakla bitiremezler. Ve Allah azizdir, hakimdir. Burada sonsuz bir ilim, sonsuz bir kudret nazarımıza veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de 3 ayrı yerde "Mâ gadarullâh hakka gadrih" buyurulmakta. Yani onlar Allah'ı layıkıyla tanıyamadılar, Allah'ı layıkıyla bilemediler. Bizler Allah'ı normalde tanıyacak, bilecek kabiliyette yaratılmışız. Bu fıtrat kelimesiyle ifade edilir. Fıtratallahi illeti fetarannâs aleyhe. Allah insanları böyle bir fıtratta yarattı. Ayçiçeği bitkisi nasıl ki güneşe yönelir ve devamlı güneşin bulunduğu istikamete doğru onda bir meyil olur. Onun gibi insan da Allah'ı tanıyacak, Allah'ı bilecek şekilde o kabiliyette yaratılmış. Bununla beraber Cenab-ı Hak bir mevcudu meçhul. Yani Allah-u Teala var, o en büyük hak, en büyük hakikat. Böyle olmakla beraber Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti bizler açısından meçhul ve bilinmemekte. Kur'an-ı Kerim onlar Allah'ı hakkıyla bilemediler derken bunun birinci derecede muhatabı kafirler. Kafirler zaten Allah'ı tanımıyor veya Allah'a ulaştım derken bir puta ulaşıyor. Allah derken bir gök cismine ulaşıyor. Allah'ın yarattıklarını Allah'a şerik koşuyorlar. Bunların Allah'ı bilemedikleri gayet aşikardır. Bunlar Allah'ı bilememiş ve tanıyamamışlardır. Öte yandan Allah'ı tanıma noktasında ona iman eden insanların da layıkıyla tanıyamadığı, layıkıyla Allah'ı bilemediği bu da bir vakadır. İşte bu ayet-i kerimede, medar-ı bahsımız olan ayet-i kerimede Allah'ın sonsuz ilim ve kudretine dikkat çekiliyor. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, hatta bu denizlerin 7 katı mürekkep olarak olsa ve o ağaçlar kalem şeklinde devamlı bir şeyler yazsa yine Allah'ın kelimeleri yazmakla bitmez. Değerli izleyenlerim, bizler şu anda Allah'ın yeryüzünde yarattığı bir takım şeylere şahidiz. Bizi yaratmış, vücudumuzu idare ediyor. Diğer insanları yaratmış, bizimle alakalı etrafımızda gördüğümüz bitkileri, hayvanları yaratmış, dağları, taşları, ağaçları yaratmış, gökyüzünde uçan kuşları yaratmış ve mükemmel bir nizam. Bunlar her birisi Allah'ın birer kelimesi. Muhiddin İbni Arabi Allah'ın yaratmasını insanın konuşması örneğiyle anlatıyor. Yani nasıl ki insan konuşur ve bu konuşmanın neticesinde bir mana ifade eder, Allah-u Teala mücessem kelimelerle konuşuyor.
Mesela ben şu anda güneş desem veya çiçek desem, bunların ikisi de beş harfli, iki heceli birer kelime. Ve güneş demek daha zor değil, çiçek demek daha kolay değil. İşte çiçek demek de, güneş demek de benim için fark etmiyor. Allah için de yaratmak açısından fark etmiyor. Ve Allah-u Teala en büyük ressam, tabiri caizse kaydıyla ifade edelim. Televizyonda programlardan birinde bir ressamın eserlerinin tanıtımı vardı. Sergisi var. Ve tabiattan manzaralar çizmiş. Ve onlar hakkında bilgi verirken konuşmasının bir yerinde dedi ki bizim yaptığımız dedi ancak Allah'ın sanatını taklit etmekten ibaret. Gerçek ressam Allah'tır. Yani bunların gerçeğini yaratan Allah. Mesela bir ressam diyelim şöyle bir manzara çizmiş olsun. Güneş var. İşte çok güzel manzaralı bir yer. Dağ. Dağdan su çıkmakta. Nehir halini almakta. Nehrin sağında solunda değişik bitkiler, ağaçlar var. Ötüşen kuşlar var. Ve diğer taraftan uçuşan kelebekler var. Böyle bir manzara düşünelim. Bir ressam böyle bir manzarayı çizebilir. Ama Allah bunun hakikatini çiziyor. Ve Allah'ın çizmiş olduğu resimde güneş dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa daha büyük. Ve Allah'ın çizmiş olduğu resimde dağ cansız değil. Dağın içi hareket dolu. Dağın içinde canlılar var. Dağın içinde pek çok madenler var. Dağın içinde su kaynakları var. Öte yandan Allah'ın çizmiş olduğu resimde, gerçek olan resimde, o nehir canlı bir nehir. İçinde sayısını bilemeyeceğimiz kadar balıklar var. Daha başka canlılar var. Bir damla suyunda belki 1 milyondan fazla canlı bulunmakta. Öte yandan Allah'ın çizmiş olduğu resimde kelebekler gerçekten uçuyor, kuşlar gerçekten cıvıldıyor ve ağaçların rengi, çiçeklerin rengi gerçek renk, sadece bir boya değil. Ve Allah'ın boyası en güzel bir boya. Ve men ahsene minallahi sıbga, daha güzel kimin boyası olabilir? İşte böyle bir resme baktığımızda, Allah'ın sanatıyla bunu karşılaştıracak olursak, resmin çok basit kaldığını, çok sönük kaldığını görürüz. Resim adeta sanal bir dünya gibi, ama Allah'ın yaratmış olduğu şey sanal değil, gerçek. Bu tarzda baktığımızda şu alemde, şu yeryüzünde Allah'ın sonsuz ilim, sonsuz kudret eserlerini görmekteyiz. Ama biraz daha böyle aleme açılmak istesek, acaba Allah-u Teala alemde daha ne gibi tasarruflarda bulunuyor? Ayrıntılı bilemiyoruz ama ben ana hatlarıyla ifade etmeye çalışayım. Bizler şu anda dünya denilen bir gezegendeyiz ve dünya güneşin etrafında dönmekte ve dünyanın saatteki hızı 108 bin kilometre. Bu saatte 1000 kilometre hızla giden bir uçağın 100 katından daha fazla. Ve dünya boşlukta, güneşin etrafında belli bir yörüngede, belli bir istikamete doğru yoluna devam ediyor. Güneşin etrafında dünya ile beraber 11 gezegen daha var. Onlar beraber adeta manevra yapıyorlar. Daima manzaralar değişiyor. Daima yeni yeni manzaralar meydana geliyor. Güneş Samanyolu galaksisinde yer almakta ve Samanyolu galaksisinde güneşimizle beraber en az 200 milyar olduğu tahmin edilen yıldızlar var. Güneşimiz onlardan bir tanesi. Bir kısım yıldızlar var ki güneşimizden milyonlarca defa daha büyük. Ve bütün kainatta Samanyolu galaksisi gibi en az 100 milyar olduğunu tahmin edilen galaksiler, yani yıldız toplulukları bulunmakta. Böyle baktığımız zaman sonsuz bir kudretin tecellileriyle karşı karşıyayız. Başka yıldızlarda, başka alemlerde, başka gezegenlerde ne var? Bunu bilemiyoruz. İnsanoğlu 1969 yılında en yakın komşumuz Ay'a kadar gidebildi ve şu anda Mars'a kadar insansız araç gönderebildi. Ama Allah'ın geri kalan yerlerdeki mülkü nasıl,
oralar hakkında bilgimiz yok. Hatta Kaptan Cousteau denizlerle ilgili görüntülü yayın yapıncaya kadar denizlerdeki hayatı bile fazla bilmiyorduk. Denizi daha çok bir mavilik olarak görüyorduk. Ama Kaptan Cousteau ve benzerlerinin çalışmalarıyla baktık ki denizlerin altı da hayat kaynıyor. Denizin içi çok renkli hayat sahnelerine sahne olmakta ve çok renkli manzaralar orada yaşanmakta. Böylece baktığımızda Allah'ın adeta sonsuz kudret tecellileriyle karşı karşıyayız. İşte ayet-i kerime denizler mürekkep olsa, hatta bunun 7 katı da mürekkep haline gelse ve yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa, Allah'ın kelimelerini devamlı yazsalar yine de Allah'ın kelimelerini bitiremezler. Ve burada bize sonsuz bir ilim, sonsuz bir kudret gösterilmiş oluyor. Diyelim bir alim insan, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla pek çok şeyler öğrenmiş ama ne de olsa bunun ilmi yine sınırlıdır. Ben böyle ilim sahibi zatlardan birinin yanında bulunan bir kimseden dinlemiştim. Dedi ki, ilk anda dedi anlattıkları çok cazip oluyor. Ama bir ay kadar beraber olduktan sonra bakıyorsunuz dedi, artık eski konulara bir dönüş var. Tekrara düşüyor ve bunun neticesinde sizin için o ilk cazibe devam etmiyor. Elbette insanlar için bu böyledir. İnsanların ilmi sonludur, sınırlıdır. Birisiyle bir ay kaldığınızda devamlı ilmi sohbetler yapmışsanız belli bir noktadan sonra artık tekrara düşülür ve o zatın ilminin sınırları az çok görülmeye başlar. Yani denizde giderken karanın görünmesi gibi bir şey. Ufukta kara görünür ve artık deniz orada biter. İnsanların denizi çok kısa ve insanların sahiline ulaşmak çok da zor değil. Bir miktar beraberlikten sonra o insanın boyunu, çapını, ilmi çapını, boyunu görmek mümkün. Ama Allah'ın yarattıkları şeyler, eserler, Allah'ın yaratmış olduğu alem, evren, bütün bunları böyle düşündüğümüzde sonsuz bir ilim tecellisiyle, sonsuz bir kudret tecellisiyle karşı karşıyayız. Hatta bırakın evrenin tamamının boyutlarını, biz şu anda evrenin boyutlarını bilemiyoruz. Adeta sonsuz diyebileceğimiz bir kainat içindeyiz. Sonsuz değil ama sınırlarını bilmediğimiz bir kainat içerisindeyiz. Oralar nasıl? Oralardan konuşmayacağım. Doğrudan doğruya şu anda yaşadığımız alemdeki gördüğümüz varlıkların görülmeyen yüzü. Bunlardan mesela insan. Şu anda en fazla incelenen varlık insandır. Tıp ilmi dünyanın her tarafındaki tıp fakülteleriyle insanı anlamaya çalışıyor. İşte bundan diyelim 300 yıl öncesine kadar insanlar mikroskobu bilmiyorlardı ve insandaki hücre sisteminden haberleri yoktu. Ama 300 yıl önce hücrenin farkına varıldı ve mikroskoplarla insan incelendi, o hücreli yapı fark edildi. Ama başlangıçta 500 defa veya 1000 defa büyüten mikroskoplar vardı ve insan yine çok basit bir şey zannediliyordu. Ama günümüzde milyonlarca defa büyüten elektron mikroskoplar var ve bunlarla insana bakıldığında karşımıza bir alem çıkıyor. Ve insanın her bir noktası bir alem, insanın her bir hücresi bir alem ve her bir hücre adeta bir kimya laboratuvarı, her bir hücre adeta bir fabrika durumunda. Ve oraya girdiğimizde neresine ulaşmaya çalışırsak çalışalım sonu gelmiyor. İşte hücrede diyelim moleküller inceleniyor. O moleküller atomlardan meydana gelmiş. Ve atomlar şu an bizim için daha çok teorik bir şey. Ve atomlar hakkında doğrudan bir görüntümüz söz konusu değil, göremiyoruz. Ve atomlar hakkında ancak bir takım teoriler, bir takım hipotezler meydana getirebiliyoruz. Dolayısıyla şu anda görmüş olduğumuz alemin görülmez boyutları var. Ve dibine ulaşılmaz derinliği var. Böylece işte Allah'ın sanatıyla alakalı durmadan insanlar bir şeyler de yazsalar
Allah'ın sanatını anlatmakla bitiremiyorlar. Mesela insanın dişi için diş hekimliği fakülteleri kuruluyor. Ve insandaki şu 32 diş, o kemik parçası için devamlı ilim adamları araştırmalar yapıyor. Hala dişin sırları tam da çözülebilmiş değil. Demek ki Allah'ın mekan olarak yarattığı alemde adeta sonsuza açılır bir durum olduğu gibi her bir varlıkta da yine sonsuz ilim tecellileri var ve sonsuz kudret tecellileri var ve biz onları ne kadar incelersek inceleyelim onların tam derinliğine ulaşamıyoruz, bütün sınırlarını elde edemiyoruz. Buradan ben ahiretle alakalı bir duruma da dikkat çekmek istiyorum. Bazıları soruyorlar. Diyorlar ki ahirette cennet ehli ebedi yaşayacaklar. Keza cehennemdekiler de ebedi yaşayacak. Ama bizim medarı bahsedeceğimiz cennet ehli için. Cennet ehli orada ebedi yaşayacaklar. Ebedi hayatta insanlar zamanla rutin bir hayattan sıkılmazlar mı? Yani velev cennet de olsa rutin bir hayat, monoton bir hayat insana sıkıcı gelmez mi? Burada şöyle bir incelik var. Acaba gerçekten cennetteki hayat rutin bir hayat mı? Hayır, cennetteki hayat rutin bir hayat değil, monoton bir hayat değil. Çünkü oradaki insanlar Allah'ın sonsuz ilminin, sonsuz kudretin tecellilerine muhatap olacaklar. Ayet-i Kerime'de ifade edildiği gibi, denizler mürekkep olsa, 7 kat daha böyle fazlasıyla mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa Allah'ın kelimelerini yazmakla yine de bitiremezler. Böyle olunca demek ki diğer alemde de insanlar Cenab-ı Hakk'ın daima yeni yeni tecellilerine mazhar olacaklar. Allah'ın kudret kalemi yeni şeyler yazacak ve oradaki insanlar için monotonluk olmayacak. Devamlı bir hareketlilik, devamlı bir renklilik. Yasin suresi 5. sayfasının başında ifade edildiği gibi اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ ف۪ي شُغُلٍ فَاكِهُونَ Cennet ehli o gün artık çok güzel tatlı bir meşguliyet içinde zevk edecekler. Yani orada insanı üzen bir meşguliyet yok, yoran bir meşguliyet yok ama en güzel bir şekilde hayat orada devam edecek. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَ Sizin yaratılmanız da, yeniden diriltilmeniz de tek bir nefsin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيُونَ بَصِيرٌ Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Burada da yine Allah'ın sonsuz bir kudreti nazara veriliyor. Allah için bir tek çiçeği yaratmakla koca baharı getirmek, bir tek insanı yaratmakla bütün insanları yaratmak veya bir insanı diriltmekle bütün insanları diriltmek arasında bir fark yoktur. Allah'a nispetle bu kolaydır. Kolay anlaşılabilir bir iki temsille konuyu bitireceğim. Mesela diyelim bir komutan bir arş emriyle bir askeri harekete geçirebildiği gibi koca bir orduyu da harekete geçirebilir. Veya biz bir düğmeye basarak bir lambayı yakabildiğimiz gibi dünyadaki bütün lambalar tek merkeze bağlı olsa dünyadaki bütün elektrik sistemlerini bir düğmeye basmakla harekete geçirebiliriz. Yani burada az çok büyük küçük farkı yoktur. Allah'ın yaratması noktasında ve insanları yeniden diriltmesi noktasında herhangi bir zorluk söz konusu değildir. Emri kün feyeküne malik olan, bütün hazineleri kafunun tezgahında olan Allah için zor diye bir şey yoktur. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.